yazmak lazım gelir. Öyleyse yalnız numune olarak şu 25 adet sözleri gösteriyoruz. Evet, bütün 25 adet sözlerin doğru hakikatleri Kur'an'ın bahri ilminden ancak 25 katredir. O sözlerde kusur varsa benim fehmi kasırıma aittir. Dördüncü lema mebahisindeki camiyet harikadır. Kur'an nelerden bahsediyor? Mebahis bahsettiği yerler. Neden bahsediyor? Sen sayabilirsin Kur'an neden bahsediyor? Bahsedilmiş. O şey yok. Evet insan ve insanın vazifesi, kainat, mahalleli kainatın, arz-ı semavatın, dünya ve ahiretin, mazı ve müstakbelin, ezel ve ebedin, mevahis-i külliyelerini cem etmekle beraber, nutfeden halka onu şey lazım, bak doktor bir şey, beraber deyince öyle nokta bilmiyor. Nutfeden halka etmek ta kabre gidinceye kadar. Yemek yatmak adabından ta kaza ve kader mehfaslarına kadar. Altı gün hırkati alemden tut ta vel mürselat vel zariyat kasemin şerden rüzgarların esmesindeki vazifelerine kadar. Okuyorum şey, hafız. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اِشَارَاتِيلَ İnsanın kalbine ve iradesine müdahalesinden tut. Ta وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ Yani bütün semavatı bir kabzasında tutmasına kadar. وَجَعَلْنَا ف۪يهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ Zeminin çiçek ve üzüm ve hurmasından tut. Ta اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا اِلَى اِفَادِ اِتِّهِ Hakikat-ı acibeye kadar. Ve semanın ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٍ haletindeki vaziyetinden tut. Ta duhanla inşikakına ve yıldızlarının düşüp hadsiz fezada dağılmasına kadar ve dünyanın imtihan için açılmasından ta kapanmasına kadar ve ahiretin birinci menzili olan kabirden sonra berzaktan, haşirden, köprüden tut ta cennete, ta saadet-i ebediyeye kadar mazi zamanının vukuatından Hazreti Adem'in hılkati cesedinden İki oğlunun kavgasından, ta tufana, ta kavmi firavunun garkına, ta ekser enbiyanın mühim hadisatına kadar ve elestu bi rabbikum işaret ettiği hadise-i ezeliyeden tut, ta vücuhun yevmeyzin nazira, ila rabbiha nazira, ifade ettiği vakai ebediye kadar bütün mebahisi esasiyi ve mühimmeyi öyle bir tarzda beyan eder ki o beyan bütün kainatı bir saray gibi idare eden ve dünyayı ve ahireti iki oda gibi açıp kapayan ve zemin bir bahçe ve sema misbahlarıyla süslendirilmiş bir dam gibi tasarruf eden ve mazi ve müstakbel bir gece ve gündüz gibi nazarına karşı hazır iki sayfa hükmünde temaşa eden ve ezel ve ebed dün ve bugün gibi silsile-i şuunatın iki tarafı birleşmiş, ittisal peyda etmiş bir surette, bir zaman hazır gibi onlara bakan, bir zat-ı zülcelale yakışır bir tarzı beyandır. Nasıl bir usta bina ettiği ve idare ettiği iki haneden bahseder, programını ve işlerinin liste ve fiil listesini yapar. Kur'an dahi şu kainatı yapan ve idare eden ve işlerinin listesini ve fiil listesini tabiri caizse programını yazan gösteren bir zatın beyanına yakışır bir tarzdadır. Hiçbir cihetle eseri tasannu ve tekellüf görünmüyor. Hiçbir şaibeyi taklit veya başkasının hesabına ve onun yerinde kendini farz edip konuşmuş gibi bir hud'anın emaresi olmadığı gibi bütün ciddiyetiyle bütün safvetiyle, bütün hulusiyle, safi, berrak, parlak beyanı, nasıl gündüzün ziyası güneşten geldim der, Kur'an dahi ben Halık alemin beyanıyım ve kelamıyım der.
Evet, şu dünyayı antika sanatlarla süslendiren ve lezzetli nimetlerle dolduran ve sanat perverane ve nimet perverane şu derece sanatının acibeleriyle, şu derece kıymetdar nimetleriyle dünyanın yüzüne serpen, sıravari tanzim eden ve zeminin yüzünde seren, güzelce dizen bir saniye bir mün'imden başka, şu velveleyi takdir ve istihsanla ve zemzemeyi hamdü şükranla dünyayı dolduran ve zemini bir zikirhane, bir mescit, bir temaşagah sanat-ı ilahiye çeviren Kur'an-ı Mucizül Beyan kime yakışır ve kimin kelamı olabilir? Ondan başka kim ona sahip çıkabilir? Ondan başka kimin sözü olabilir? Dünyayı ışıklandıran ziya, güneşten başka hangi şeye yakışır? Tılsım-ı kainatı keşfedip, alemi ışıklandıran beyanı Kur'an, şems-i ezeliden başka kimin nuru olabilir? Kimin haddine düşmüş ki ona nazire getirsin, onun taklidini yapsın? Evet, bu dünyayı sanatlarıyla ziynetlendiren bir sanatkarın sanatını istihsan eden insanla konuşmaması muhaldir. Madem ki yapar ve bilir, elbette konuşur. Madem konuşur, elbette konuşmasına yakışan Kur'an'dır. Bir çiçeğin tanziminden lakit kalmayan bir malikül mülk, bütün mülkünü velveleye veren bir kelama karşı nasıl lakayt kalır? Hiç başkasına mal edip hiçe indirir mi? Beşinci lema, Kur'an'ın üslubu icazındaki camiyeti harikadır. Bunda beş ışık var. Ondan birisini kesip geçelim kardeş. Şimdi şey ya. Oradaki okuyayım genç oralar ya. Öbürler şeyden bir yoksa ben. Dördüncü ışık var. Dördüncü ışık, icazı Kur'an'ı... Kardeşim bunun nerede şu Yahudilerden çok payı var da, şeyin başı odur falan, hep ölüyorlar şu hasteler, hastalarlar. Onun için ben de o, ben oldum ki onları okudum hastalarda falan, dedim bu başı okuyalım. Evet, onun için oradan şey diyoruz. Evet, ne bakalım? Oradan başı ver, görürsün başı. Dördüncü ışık, icazı Kur'an'ı o derece cami ve hariktir. Dikkat edilse görünüyor ki, bazen bir denizi bir ibrikte gösteriyor gibi, pek geniş ve çok uzun ve külli düsturları ve umumi kanunları, basit ve âmi fehimlere merhameten, basit bir cüzüyle, hususi bir hadiseyle gösteriyor. Binler misallerinden, yalnız iki misalini işaret ederiz. Birinci misal, 20. sözün birinci makamında tafsilen beyan olunan üç ayettir ki, şahsı Adem'e talim-i esma-ünvan ile nevi beni Adem'e ilham olunan bütün ulum ve fünunun talimini ifade eder. Bak burada şey kardeşler, sen hep okuyorsunuz ya, sen de kısır dinlediğiniz yani. Cenab-ı Hak Adem'i selam yarattığı zaman, ya, melekleri şere buyuruyor yani. Bu ayeti şey, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً Ben bir arzda diyor, halife yaratacağım, halife kılacağım yani. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor yani. Yani meleklerle işare ediyor yani. Melekler o zaman diyorlar. Ne diyorlar oku? قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ Yani ya Rabbi biz seni yani hani ilaç onun için de. Yani arzda fesat çıkarıcı, kan dökücü mü işletmek istiyorsun? Halbuki biz seni tesbih ediyoruz, seni takdir tasbih ediyoruz vesaire böyle de. Orada şey diyor yani. O zaman Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a Esma'yı talim ediyor. Öyle diyor yani. Melekler bilemiyorlar ve Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğü çıkıyor. Onu diyor. Ne diyor orada? Hem şahs-ı Adem'e talim-i Esma ünvanıyla nevi beni Adem'e ilham olunan bütün ulum ve fünunun talimini ifade eder. Adem'in insanlığın pecelerinde olduğu için ondan tesessür eder. Yani Adem Aleyhisselam'dan gelen beni Adem, Adem oğullarına ta kıyamete kadar ne kadar ilim, ne kadar fen, ne kadar sanat verilecekse umumunun hülasasını Cenab-ı Hak
Adem İslam'ı öğretiyor işte. O da kulüm. Ve alleme Adem'in ismi. Adem'e külle arıyor. Bunun gibi onu ne diyor? O sıddıkı diyor o cümleyi ha. Şahsı Adem'e talimi esma envaniyle Nebi Beni Adem'e ilham olunan bütün ulum ve fünunun talimini ifade eder. İfade eder. Ve Adem'e melaikenin secde etmesi ve şeytanın etmemesi hadisesiyle nevi insana semekten meleğe kadar ekser mevcudat musahhar olduğu gibi yalandan şeytana kadar muzur mahlukatın dahi ona itaat etmeyip düşmanlık ettiğini ifade ediyor. Bir şey yok şimdi, bir şey gibi okuyorsun be, bu bazı yerlere böyle. Şimdi şeytanın itaat etmemesi, değil mi? Aleyhisselam'a melekler secde ediyorlar. Fakat şeytan ediyor mu? Etmiyor. Onu diyor, o etmemekle, evet. Orasını... Şeytanın etmemesi hadisesiyle nevi insana semekten meleğe kadar ekser mevcudat musahhar olduğu gibi olduğu gibi yılandan şeytana kadar muzır mahlukatın dahi ona itaat etmeyip düşmanlık ettiğini ifade ediyor. Onu ifade ediyor ayetler. Ya. Evet. Hem kavmi Musa aleyhisselam bir bakarayı, bir ineği kesmekle Mısır bakar perestliğinden alınan ve icil hadisesinde tesirini gösteren bir bakar perestlik mefkuresinin Musa aleyhisselamın bıçağıyla kesildiğini ifade ediyor. Hem taştan su çıkması, çay akması ve dağılıp yuvarlanması unvanıyla tabakayı turabiye altında olan taş tabakası, su damarlarına hazinedarlık ve toprağa analık ettiğini ifade ediyor. İkinci misal, Kur'an'da çok tekrar edilen kıssayı Musa aleyhisselamın cümleleri ve cüzleridir ki her bir cümlesi hatta her bir cüzü bir düsturu külliğinin ucu olarak gösterilmiş ve o düsturu ifade ediyor. Mesela Ya Haman ibnili sarha Firavun vezirine emreder ki bana yüksek bir kule yap. Semavatın halini rasat edip bakacağım. Semanın gidişatından acaba Musa'nın aleyhisselam dava ettiği gibi semada tasarruf eden bir ilah var mıdır? İşte sarha kelimesiyle ve şu cüz'i hadiseyle dağsız bir çölde olduğundan dağları arzulayan ve Halık'ı tanımadığından tabiat perest olup rububiyet dava eden ve asar-ı ceberutlarını göstermekle ibka inam eden şöhret perest olup damisal meşhur ehramları bina eden ve sihir ve tenasuha kail olup cenazelerini mumya edip damisüllü mezarlarda muhafaza eden Mısır firavunlarının enanesinde hüküm ferma bir düstur acibi ifade eder. Mesela فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ Gark olan Firavun'a der, bugün senin gark olan cesedine necat vereceğim ünvanıyla umum Firavunların tenasuh fikrine binaen cenazelerini mumyalamakla maziden alıp müstakbeldeki ensal-ı atiyenin temaşagahına göndermek olan Mevt Alud İbret nüma bir düsturu hayatiyelerini ifade etmekle beraber şu asr-ı ahirde o gark olan Firavun'un aynı cesedi olarak keşfolunan bir beden o mahalli gark denizinden sahile atıldığı gibi zamanın denizinden asırların mevceleri üstünde şu asır sahiline atılacağını mucizane bir işareti gaybiyeyi bir lem'ay-ı cazı ve bu tek kelime bir mucize olduğunu ifade eder. Emir de Aleyhis var mı acaba? Göreyim nerede? Usta son zamanda bir mektup reşetti de bundan bahsediyor. Onu ver. Nerede sahibine o? Ver Erdoğan Müslümanlar'da değil mi? Ha. Orada. Şeyde yok.
Az da şöyle oldu. Allah ya Allah. İttihadet Bey tabanı be. Orada değil değil mi? Efkanı yağmurlar mı diyorsun? Ellem enerji kebiden ki değil mi? Al. Al sabrı şunu oku bari bak. Oku. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela bu günlerde Sure-i Ankebut'ta meselüllezîne ittehazû min dûnillâhi evliyâe kemeselil ankebut kemeselil ankebut ittehazet beyten ve inne evhenel buyûti le beytil ankebuti lev kânu ya'lemûn gibi ayetleri okurken birden şiddetli bir vehim geldi ki en zayıf hane örümceğin hanesidir. Allah'a şerik yapanlar faraza bilseler, yani imana gelmeyen Kureyş üyesaları eğer bilseler manasında olan bu ayetin belaatına münasip bir vaziyet görülmedi. Ne bela dedi yani? Diyor bunu herkes biliyor yani. Kur'an diyor ki, lev kanu yalemun yani. En zayıf ev diyor, örümceğin evidir. Eğer Kureyş müşrikleri bunu bilselerdi. Şimdi Üstad'ın izahatı böyle. Biliyor, herkes biliyor. Niye Kur'an böyle diyor? Diyor bu şeyden evvel, hicretlerinden yazılmıştır. Yani inzal olmuş bu ayet. İleride şeyi haber veriyor yani. Yani hani tabi mağarada örümceğin şeyi var ya, en zeymem örümceğin ağıdır. Örümceğin ağı onları mağlup etti Kureyş'i. Kendinden şey girelim. Öyle kim de kimsin demiş ya? Übey ibn-i Halef. He, bu demiş örümcek ağı var farklı bu demiş. Kaç sene evvelden yapılmış bu. Daha önceden burada insan yoktur demiş yani. Onların örümceği ağı mağlup etti diyor. İşte onu buyurun o otur. Birden aynı zamanda Zülfikar Mucizat Ahmediye tahsisi için açtım. Birden şu satırlar nazarına ilişti. He, hadi şey bu. Birinci hadise manevi tevatür derecesinde bir şöhret ile Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Sıddık ile küffarın tazyikinden kurtulmak için taassun ettikleri Gâr-ı Hira'nın kapısında iki nöbetçi gibi iki güvercinin gelip beklemeleri ve örümcek dahi perdedar gibi harika bir tarzda kalın bir ağ ile mağara kapısını örtmesidir. Hatta Rüesâ-i Kureyş'ten Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın eliyle Gazve-i Bedir'de öldürülen Übey ibn-i Halef mağaraya bakmış. Arkadaşları demişler, mağaraya girelim. O demiş, nasıl girelim? Burada bir ağ görüyorum ki, Muhammed aleyhissalatü vesselam tevellüt etmeden bu ağ yapılmış gibidir. Birden bu ayet-i kerimenin iki harfinde, yani lev harflerinde bir mucize gördüm ki, benim vehmim yerine yüksek bir lema-i icaz bildim şöyle ki, Sure-i Ankebut Mekke'de nazil olduğu için, Mekke'de ya. Medine'de milletten evvellerde olmayacağız. Bir mucize. Sure-i Ankebut Mekke'de nazil olduğu için Kureyş'in imana gelmeyen reisleri Peygamber aleyhissalatü vesselam'a suikast edeceklerini ve o suikastın içinde en zayıf ve en küçük bir hayvan olan bir örümcek o reislerin o şiddetli hücumlarına karşı mukabele edip galebe edecek. Yani örümceğin hanesi olan ağ en zayıf bir perde iken o kuvvetli reisleri mağlup edeceğini göstermekle ayet diyor ki en zayıf bir hayvana mağlup olacaklarını faraza bilseydiler bu cinayete ve bu suikasta teşebbüs etmeyeceklerdi. İşte el-yevme nunecike bi bedenik ayetinde bir kelime ile bir mucize-i tarihe gösterildiği gibi Mekke'de nazil olan bu surenin de bu levkânu yâlemûn ayetinde görülen remz ile Gâr-ı Hira hadisesinde harika bir hıfz-ı ilahiyye ve ihbar-ı gaybî nevenden bir mucize-i nebeviye işaret ile bir lema-i caz gösterip o sureye Ankebut namı vermek ve onun ehemmiyetsiz ağına ehemmiyet vermek tam yerinde olup bu ayete gelen şüphe ve evhamları esasıyla reddettiğini gördüm. Cenab-ı Hakk'a hatır şükrettim ki Kur'an'ın surelerinde ve ayetlerinde
hatta cümlelerinde ve kelimelerinde de i'caz lemaları olduğu gibi harflerinde de vardır bildim. Haşiye. O her şey yok şey. Emre burada mı? Buradayım. Okuyorum, her şey yok. Haşiye. Mu'cizat-ı Kur'aniye'de El yevme nunecciyke bi bedenik ayetiyle gark olan Firavun'a der, bugün gark olan cesedine necat vereceğim demesiyle umum Firavunların tenasüh fikrine binaen cenazelerini mumyalamak ile maziden alıp müstakbeldeki ensal-i atinin temaşagahına göndermek olan mevtalut, ibretnüma bir düsturu hayatiyelerini ifade etmekle beraber şu asr-ı ahirde o gark olan Firavun'un aynı cesede olarak keşfolunan bir beden, o mahalle gark denizinden sahile atıldığı gibi, zamanın denizinden asırların mevcelerinin üstünde, şu asır sahiline atıldığı gibi, zamanın denizinden asırların mevcelerinin üstünde, şu asır sahiline atılacağı, mucizane bir işaret-i gaybiyeyi ifade eder. Haşiyenin haşiyesi, bu asırda ecnebiler, aynı Firavun'un cesedini bulmuşlar, müzehanelerine götürdükleri ceridelerle neşredilmiştir. Mesela فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ Gark olan Firavun'a der, bugün senin gark olan cesedine necat vereceğim unvanıyla umum Firavunların tenasuh fikrine binaen cenazelerini mumyalamakla maziden alıp müstakbeldeki ensal-ı atiyenin temaşagahına göndermek olan mevhalut, ibretnüma bir düstur hayatiyelerini ifade etmekle beraber şu asr-ı ahirde o gark olan Firavun'un aynı cesedi olarak keşfolunan bir beden o mahalli gark denizinden sahile atıldığı gibi zamanın denizinden asırların mevceleri üstünde şu asır sahiline atılacağını mucizane bir işareti gaybiyeyi bir lem'ay-ı icazı ve bu tek kelime bir mucize olduğunu ifade eder. Mesela yudebbihune ebnâkum ve yestahyûne nisâkum Beni İsrail'in oğullarının kesilip kadın ve kızlarını hayatta bırakmak bir Firavun zamanında yapılan bir hadise unvanıyla. O Ali Hoca demek bir terör öyle mi yaptı? Kutu mu babası? Evet, evet. Nasıl yapmış öyle? Kainler demişler ki birisi gelip senin saltanatına son verecek. He, kainler demişler. Evet. O bir Firavun'a. O kainlerin sözüyle doğacak bütün erkek çocukları şey etmiş. He, Musa Aleyhisselam. He. Musa Aleyhisselam da annesini şey etmiş, çocuğuna kıymamış tabi. Tutmuş, sandalyesine, bütün işe bırakmış. Orada geçen bir nehre. Millahillah. Evet, anlaşıl. Evet, okuruz. Mesela, يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم بني اسرائيل'in oğullarının kesilip kadın ve kızlarını hayatta bırakmak bir Firavun zamanında yapılan bir hadise unvanıyla Yahudi milletinin ekser memleketlerde ha, bak o hadise olmuş. O ne işaret ediyor? Yahudi milletinin evet istikbalde yani evet ekser memleketlerde her asırda maruz olduğu müteaddit katliamları kadın ve kızları hayat-ı beşeriye sefihanede oynadıkları rolü ifade eder. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاهِ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ Yahudilere müteveccih şu iki hükmü Kur'an'ı o milletin hayatı içtimai insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müthiş düstur umumi tazammun eder ki hayatı içtimai beşeriye sarsan ve sahi ameli sermaye ile mübareze ettirip fukarayı zenginlerle çarpıştıran muzaaf riba yapıp bankaları tesise sebebiyet veren ve hile ve hud'a ile cem'i mal eden o millet olduğu gibi mahrum kaldıkları
ve daima zulmünü gördükleri hükümetlerden ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilale parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor. Mesela فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ eğer doğruysanız mevti isteyiniz, hiç istemeyeceksiniz. İşte Meclis-i Nebevi'de küçük bir cemaatin cüz'i bir hadise unvanıyla milleti insaniye içinde hırs-ı hayat ve havf-ı mematla en meşhur olan milleti Yahud'un ta kıyamete kadar lisan-ı halleri mevti istemeyeceğini ve hayat hırsını bırakmayacağını ifade eder. Mesela ضربت عليهم الذلة والمسكنة şu unvanla o milletin mukadderat-ı istikbaliyesini umumi bir surette ifade eder. İşte şu milletin seciyelerinde ve mukadderatında münderic olan şöyle müthiş desatir içindir ki Kur'an onlara karşı pek şiddetli davranıyor, dehşetli sille-i tehdip vuruyor. İşte şu misallerden kıssayı Musa aleyhisselam ve Beni İsrail'in sair cüzlerini ve sair kıssalarını bu kıssaya kıyas et. Şimdi şu dördüncü ışıktaki icaz ile mayicaz gibi Kur'an'ın basit kelimatlarının ve cüz'i mebhaslerin arkalarında pek çok lemat-i icaziye vardır. Arife işaret yeter. O bu insanı yine emre. Beşinci ışık, Kur'an'ın makasıt ve mesail, meali ve esalib ve letaif ve mehasin cihetiyle camiyeti harikasıdır. Evet, Kur'an-ı Mu'cizül Beyan'ın surelerine ve ayetlerine ve hususen surelerin fatihalarına, ayetlerin mebde ve maktalarına dikkat edilse görünüyor ki, belagatların bütün envaını, fezail-i kelamiyenin bütün aksamını, ulvi üslupların bütün esnafını, mehasin-i ahlakiyenin bütün efradını, ulûm-u kevniyenin bütün fezlekelerini, maarif-i ilahiyenin bütün fihristelerini, hayat-ı şahsiye ve içtimaiye-i beşeriyenin bütün nafi düsturlarını ve hikmet-i âliye-i kainatın bütün nurani kanunlarını cem etmekle beraber hiçbir müşevveşiyet eseri görünmüyor. Elhak, o kadar ecnas-ı muhtelifeyi bir yerde toplayıp, bir münakaşa, bir karışık çıkmamak, kahhar bir nizam-ı i'cazinin işi olabilir. Elhak, bütün bu camiyet içinde şu intizam ile beraber, geçmiş 24 adet sözlerde izah ve ispat edildiği gibi, cehl-i mürekkebin menşei olan adiyat perdelerini keskin beyanatıyla yırtmak, adet perdeleri altında gizli olan harikuladeleri çıkarıp göstermek ve dalaletin menbaı olan tabiat tağutunu bürhanın elmas kılıncıyla parçalamak ve gaflet uykusunun kalın tabakalarını rahat misal sayfalarıyla dağıtmak ve felsefeyi beşeriyeyi ve hikmeti insaniyeyi aciz bırakan kainatın tılsım-ı muğlakını ve hılkat-ı alemin muammayı acibesini feth ve keşfetmek, elbette hakikat bin ve gayb aşina ve hidayet bahş ve hak nüma olan Kur'an gibi bir mucizekarın harikulade işleridir. Evet, Kur'an'ın ayetlerine insaf ile dikkat edilse görünüyor ki, sair kitaplar gibi bir iki maksadı takip eden tedrici bir fikrin silsilesine benzemiyor. Belki def'i ve ani bir tavrı var ve ilka olunuyor bir gidişatı var ve beraber gelen her bir taifesi müstakil olarak uzak bir yerden ve gayet ciddi ve ehemmiyetli bir muhaberenin tek tek kısa kısa bir suretle geldiğinin nişanı var. Evet, kainatın halikinden başka kim var ki bu derece kainat ve Halık-ı Kainat'la ciddi alakadar bir muhabereyi yapabilsin. Hadsiz derece haddinden çıkıp Halık-ı Zülcelal'i kendi keyfiyle söyleştirsin.
kainatı doğru olarak konuştursun. Evet, Kur'an'da kainat saniyenin pek ciddi ve hakiki ve ulvi ve hak olarak konuşması ve konuşturması görünüyor. Taklidi ima edecek hiçbir emare bulunmuyor. O söyler ve söylettirir. Farz-ı muhal olarak Müseylime gibi hadsiz derece haddinden çıkıp taklitkârâne o izzet ve ceberut sahibi olan Halık-ı Zülcelal'ini kendi fikriyle konuşturup ve kainatı onunla konuştursa elbette binler taklit emareleri ve binler sahtekarlık alametleri bulunacaktır. Çünkü en pest bir halinde en yüksek tavrı takınanların her haleti taklitçiliğini gösterir. İşte şu hakikati kasem ile ilan eden وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا وَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُّوحَى يَبَغْ Dikkat et! Kur'an Allah kelamıdır. Allah Allah. Az bir şey daha okudu orada bakın yerler bana. Üçüncü şua Kur'an-ı Mu'cizül Beyan'ın ihbarat-ı gaybiyesi ve her asırda şebabiyetini muhafaza etmesi ve her tabaka insana muvafık gelmesiyle hasıl olan i'cazdır. Şu şuağın üç cilvesi var. Birinci cilve ihbarat-ı gaybiyesidir. Şu cilvenin üç şavkı var.